Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunib chiqarishimiz. Qanamizda diqqatlar ekranimizda bo'lsin. Sharq Turkistonning Qashqar Payzovatda yer tavridi. Vatanimiz Sharq Turkistonning Qashqar viloyatiga bog'liq Payzovat nohiyasida bugun 5.5 ball yer tavridi. Xitoy yer tavrash idorasining bildirishicha, Payzovatda yuz bergan bu yer tavrashdan keyin rayonda orqa-orqadan 3 ball quvvatida ko'p qitim yer tavrigan. Doiralar yer tavrashning yerning 8 km chuqurligida maydonga kelganligini bildirgan bo'lsa-mu, o'lgan yoki yaralanganlarning bor yo'qligi haqida hech qanday ma'lumot bermadi. Abla Celil o'g'lini Turkiyada o'qitganligi uchun 10 yillik qamoqqa hukm qilindi. Xitoy tajovuzchilarining vatanimizda elib berayotgan qattiq bostirish siyosatlarining kuchayishiga ergashib, dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarimiz oilasiga kelgan inson tasavvuri qabul qilolmagudak darajadagi har xil ichinishli Xitoy zulmlarini orqa-orqadan ijtimoiy uchur va axborot vositalarida e'lon qilmoqda. Bugun Istanbulda yashayotgan Hüseyin Celil apandi o'zining Xitoyning qattiq besimi sababli Ürümçi qirg'inchiligidan keyin vatandan chiqib ketishga majbur bo'lganligini bildirish bilan birga Xitoyning atalmish tarbiyalash lageri nomidagi jazo lagerlari ochilgandan keyin butun oilasiga va urug' tuqqanlarga kelgan Xitoy zulmini fosh qildi. Sinliq ko'rinish orqali tarqatgan Xitoy vahshiyligini fosh qilish videosida aksi Abla Jelilning 2015 yilning boshlarida Turkiyaga o'g'li bilan qonunlik kelganligini va balasini oliy maktabda o'qitish uchun qoldirib qo'yib qaytganligini Ammo qaytishi bilanlar davlat bexatarlik idorasi tomonidan tutqun qilinib, Turkiyaga chiqibsan va balangni o'qishga qo'yib qaytibsan degan jinoyat bilan 10 yillik qamoqqa hukm qilinganligi, hozir aksining Urumchi turmisi jazo o'tayotganligi haqida xabar olganligini oshkor qildi. Hüseyin Celil yana ikkinchi aksi Hasan Celilning mo cho'ng aksi Abla Celil Turkiyadan qaytib kelgandan keyin Bütün aile boyunca tutqun qilinib jazo lagerga solanganligi, ajisi Ayimxon Jelil va farzandlari, shundaqli singlisi Buhajiram va farzandlari qatorliklarining hammasidan 3 yilga yaqin vaqtdan buyon hech qanday xabar ololmaganligini bildirdi. Va oxirida butun qonuniy yo'llar bilan ularning izdirikini qiladiganligini bildirish bilan birga chet eldagi qarindoshlarimizni sukutni buzib, Xitoy razilligini fosh qilishga chaqirdi. 2015-yilki boshlarda Turkiyaga qonuniy yo'ldan pasport bilan keldi. Ya'ni 28 kun atrofida tutdi va balasini oliy maktabda o'qitish uchun qoldirib qo'ydi. Balasini shu zamonda ya'ni Xilich til tarbiyalash markaziga hozirlik uchun qaytarilib yopturib, o'zi ketdi. Ketgandan keyin ham davlat bexatarlik idorasi tomonidan tutib ketilgan va o'g'lini Bizden Türkiye'ye çıkıpsan, oğlanı kaldırıp koysan degen bir bahana sebep bilen 10 yıllık kesilgenliğe hazır ürünmüş durmuşta ceza ve tevat kallık haberini aldık. Kazakistan'da Uyghur tilidiki mektepler yeni okuş yılını kütüv aldı. Erkin Asya Radyosu haberde bildirilmişçe 1. sentabr Kazakistan halkı üçün bilim günü bayramı bulup Bu günü barlıq məktəblərdə yeni oxuş yılının başlanış münasibəti bilan birinci qonqoraq mərasimi olub ötüdü. Onunğa oxucular qollarına gül götürüb gəlib ustazlarını təbrikləydi. Qazaxıstandakı qazaq, rus, özbek, tacik tilliq məktəblər bilan bir qatarda uyğur tildəki məktəblər mə hökumət tərəfindən bölüngən xiracət bilan təminlindi. Bu ilmi 1-ci sentabr günü məmləkətdəki 60-dən oşuq uyğur tilidəki və arlaş, yəni qazaq, rus və uyğur tilidəki məktəblərdə 1-ci qonqoraq mərasimi olub ötdü. Şu cümlədən Almuta şəhəri boyunca ən ülgülük məktəblərindən biri hesablanğan Dostluq məhəlləsində orunlaşqan Abdullah Rozu Baqiyev namidəki 153-cü məktəb gimnaziyada ötkən mərasimğa 1.5 minə yaxın oquğucu ustazlar, ziyalılar, ata-analar Cəmiyyətlik birləşmələr vəkilləri, cəmaətçilik aktivləri qatnaşdı. Mərasim Qazaxıstanın dövlət gimnini orunlaş bilən başlandı. Mərasim riyasətçisi Saadet Şahi Merdanova başqa millətlər qatarında Uyğur yaşlarından mı çox ümidlər kütüldüyünü ötürüğü qoyub mündaq dedi. Mana bugün mü məktəb busuğusunu atlab, gələcəkki zor armanlar bilən qarı gözlərimiz kilib oltırıdı. Ana tilidə bilim elişini gözləyən 128 nəfər qarı gözlərimizni
güldürülgen alkış sadaları bilen teklif kılaylı. Riyasetçi tayyarlık sınıfına 75 balının kelgenlikini mezkur mektebinin pekat san cahettirli emez, belki okus sepası cahettirme ösü vatkallıkını her yılı anıtılıdı bilim eli vatkan Uygur kız yigitlerinin âli okuş uğurlarına ötüp, her hıl kesiplerini igelle vatkallıkını tekitledi. Murasımda destep sözge çıkan Kazakistan Uygurlarının Cumhuriyetlik Etno-Medeniyet Merkezi Reisinin Orun Basari, Cumhuriyetlik Uygur Avazı Gezisinin baş muharriri İrşat Esmetov yığın katnaş küçülerini gezit kollektifi, şunakla Cumhuriyetlik Medeniyet Merkezi hem onun reisi, Kazakistan Parlamenti Ali Kengişinin azası Şahi Merdan Nurumov namıdan kızgın tebrikledi. O mündak dedi, milli mağarip herkandak milletin keleçki. Bizning tumurimiz, qinimiz, yurikimiz, bag'rimiz mana mushu milliy ma'arifdir. Mushu qinimizdagi qonni urg'utib turgan dal mushu maktablarimizdir. Har qanday millatning milliy ma'arifsiz hech qanday taraqqiyotga ega bo'la olmaydiganligini hayot isbotlayapti. Jumhuriyatlik xalqaro darajadagi bu gimnaziya butunlay Uyg'ur xalqining ham ma'naviy ham madaniy taraqqiyotining asosi bo'lib kelayotganligiga nurg'un yillar bo'ldi. Mana mushu utuqni yaxshi saqlab Muşu yerdeki karı gözlerimiz, ustazlarımızın yardımı bilen yakşı bilim ve terbiye elip, çoğun çokkularına yitidiğine işencim kamil. İrşad Esmetov, milletini millet süptede saklap geliş üçün, bar küçünü Uygur dildeki mekteplerine saklap gelişki seliş lazımlıkını tekitledi. Murasımda sözlügen Pişkadem Ziyali Zirip Molotov, Turan Dünyası Cemiyetlik Fondu'nun müdiri Karlin Mekbirov, El Farabi namedeki Kazak Milli Üniversitesi'nin profesörü Şiripcan Nadirov, ve başkalar Kazakistan'da milli mekteplerini saklap geliş üçün barlık şeraitlerinin mevcut ikerlikini, bugünkü günde rikabetçiliki kabil evlatlarını terbiyelip çıkışının muhimliğini otturgu koydu. Xotende kenit kadırlarımı Xtayçı sözleşki mecburlanmakta. Erkin Asya Radyosu telefon ziyaretleri arkalık ilgilige malumatlara göre, Şarkı Türkistan'da aldığı yılları mekteplerde Uygur okuyucularının anıtıldı sözleşişini çekilgen Xtay dairleri, bu yıl bir kısım caylarda kenit kadırlarının mı Uygurcu sözleşişini çekilgen ve bunun ornağa Xtayçı sözleşişini teşebbüs kılgan. Radyonun Xotengi Karata eylip bargan telefon ziyaretleri devamında Keriya Nahiye Şembe Bazar yesedeki bir Uygur kenit sekretari, muhbirinin suallarına Uygurcu cevap verişini ret kıldı. Xitoycha talaffuzidan Uyg'ur ekanligi ma'lum bo'lib turgan bu kadr siz Uyg'urmi degan savolga Xitoycha voshi jungorin men jungoliq deb javob berdi. U yana o'zingizni Uyg'ur desangiz jungo puxrasi ekanligingizni rad qilganlik bo'lamdi degan savolga javob bera olmadi. Muxbir Uyg'ur sekretarini Uyg'urcha so'zlatolmagandan keyin bu sekretarning telefon nomerini ta'minlagan Keriya bozorliq saqchi xodimiga telefon qilgan. Bu xodim mazkur sekretarning Xitoycha gap qilishining bir tasodifiylik emasligini Xotende bir yıldın buyan asasi katlamdaki Uygur kadırlarga Xitoycha sözleşinin teşebbüs kılınavatkallıkını bayan kıldı. Keriya Bazarlık Sağçı Kadimi devlet tildi sözleşinin bir teşebbüs işkerlikini, şunu özünün hizmet devamında Uygurlarga aldı bilen Xitoycha gep kıldıgallıkını, Xitoycha'nı pekatli çüyenmegen ekvalda andın Uygurcu gep kıldıgallıkını aşkarıldı. O hatta Xitoycha bilmeydigallıkı enik bulgan, yaşangan kişilergimi aldı bilen Xitoycha sözleydigallıkını bayan kıldı. Gerçi bu xadim bunda Xitoycha sözleşişinin bir buyruq ikenligini tilga almagan, izchil halda bir teşebbüs ikenligini bildirgen bolsumu, gap arasida yakın ağiller bilen sözleşkendimi, Xitoycha sözleşidiganligini bayan qilish arqaliq, Uygurcu sözleşmesliknin xuddi ötken yeri mekteplerde bolgandak bir mecburiyet ikenligini aşkarildi. Ama avaz kilovatamdı. Yüce, çok kayba. Uygurcu kazı. Ha, xandavalanız yaxşı mı? Yüce. Ama Uygurcu gel kılmamışsınız, Uygur oğlan diken. Neyse. Ha, siz Mert Kasım ablanın oğlu mu? Neydi asla. Ya siz Uygur mu, emez mi? Bu Cingure. Şubuş Vizu. Ha, bu Cingure. Neyse ya. Yani Vizu mu, hız kanzu. Bu Cingure. Xitay danlıq profesörünün ayalını Şarkı Türkistan'dan çıkarmadı. Türkiye Milliyet Gezisi'nin bugünkü haberine göre Xitay Türkiye'nin sanaklı kadimki Türk tili profesörlerden biri bolgan Erhan Aydın'ın Şarkı Türkistanlıq Uygur ayalığa çet elge çıkış çeklemesi koydu. 5 aydın buyan Şarkı Türkistan'dan çıkışıga ruhsat kılınmagan Mikriban Aydın üçün yoldaşı Erhan Aydın seferverlik başlattı.
Malatya İnönü Üniversitesi okutkuçisi kadimki Türk dili profesörü Erhan Aydın'ın Uygur ayalı Xitay'ın onu çigirden çıkarmakalıkı sebeplik Türkiye'ye kayıtıp gelmekalıkı bildirildi. Sözcü gizinin muhbiri Seda Öncülerinin haberine göre özgü okşaş akademiye hadimi bulan ayalının Türkiye'ye kayıtışı ruhsat verilmekalıkını bildirgen Profesör Aydın barlık tirişkarlıkını körsetken bozumu 5 aydın bu yan hiç kandak netice alalmakalıkını bildirip zarlandı. Profesör Aydın'ın ayalını Türkiye'ye elip giriş tirişkarlıkı devam kılıvatıdı. Profesör Doktor Aydın ayalının Şark Türksallık Uygur işkerlikini ve Xtay Puhrası işkerlikini 2013-2014 yıllarda Beycan'daki Milletler Üniversitesi'de işlemetkanda hem Xtay hem Türkiye kanunlarına göre toy kıldık ve 5 yıldın bu yan öy tutuvatımız. Ayalımı bana okşaş bir akademiye hadimi ve bu yerde Xuddi Xtay'ın medeniyet elçisidek işildi. 9 April anısının kesili sebeplik bir hafta turuş için ürümçüge ketken idi. Ama Xitay dairleri toy kılgallıkımızını ve Türkiye'de bir akademiye hadimi süpüde işleyen vatkallıkı perva kılmasın Türkiye'ye kayıtışıga ruhsat vermedi. Toy resmiyetlerimizini ve Türkiye'de işleyen vatkallıkını ispatlaydıgan bütün materyallarını Xitay elçihanısının tasdikletip netçe ay burun evettim. Ama hazır gıca netice alalmadım. 5 aydın bu yan sebepsiz sakıltı batıdı. Bugün əti dəpli durudu. Ama neticede 5 aydın bu yan ayalımını körelmedim. Biz Xitay-Türkiye münasibetinin küçülünüşü üçün Türkiye'de köp işlerini kıldık. Xitay'a karşı hiç kandak siyasi köz karşımız yok. En kısa vakit içinde ayalımın Türkiye'ye kayıtışını talep kılmen diğerlerini bildirdi. Bu meseleye alakadar Türkiye Taşkı İşler Ministerliğinin mu hareket başlatkallıkı ve meselenin sürüştü kılınavatkallıkı bildirildi. Rusya İdlib'ni bombardıman kılışkı başladı. Rusya küreşçi ayruplarları aradın 22 gün ötkendiyken Suriye'nin İdlib şehrine hücum kılışkı başladı. Merkezi Angliya'daki Suriye İnsan Hakları Kültüş Öyü'nün haberine göre aradın 22 gün ötkendiyken Rusya küreşçi ayruplarları Suriye'nin İdlib şehrine hücum kılışkı başlayan. Suriye armiyesi mi pat pat İdlib'ni havadın bombardıman kılmakta. Şundakla Esed'nin korukluk kısımları mı İdlib'ni topku tutmakta. Amerika ve Garip devletleri tahminen 3 milyon kişi yaşaydıgan İdlib'ka umumi şekilde hücum başlatması hakkında Esed rejimini agahlandırdı. Yeni bir taraftan İdlib meselesi 7. sentabr Tehran'da İran, Rusya ve Türkiye liderleri arasında elip verildiğin yığında oturgu koyuludu. Muhaliflerinin ahirki kalesi bulgan İdlib ve etrafıda 3 milyon puhra yaşaydı. Birleşken Milletler Teşkilatı İdlib'ki elip verildiğin bir askeri hareketinin 250 min'den 700 min kişi kişini öy makallarından ayrı idigallıkı hakkında agahlandırış verdi. Hürmetli televizyon görüşler. Şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kalıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet aşırımıza köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.